Evet arkadaşlar, bu sefer ülkemizin yer şekillerine devam ederken Türkiye'de etkili olan doğal afetlerimizi bularak devam edelim. Türkiye'de hangi doğal afetler etkilidir? Bu afetler nerede görülür? Nedir bunlar? Bunları sınıflandırarak, konuşarak bir başlayalım. Türkiye'de en çok etkili olan doğal afetlerden birisi. Evet, Türkiye'de etkili olan doğal afetlerden birisi erozyon. Bir diğeri heyelan. Ülkemizde etkili bir diğer doğal afet sel. Sel ve taşkın diyelim, bunları bir araya alalım. Bir diğer doğal afetimiz deprem olsun arkadaşlar. Ve deprem Türkiye'nin en önemli doğal afeti. Son olarak bir doğal afetimiz daha koyalım bu grubun içerisine. Türkiye'de etkin olan bu son doğal afetimizin adı da, biraz sonra konuşacağız, yüksek bölgeler için ve kar yağışlı bölgeler için çığ olsun. Şimdi bu doğal afetlerin sırasıyla nerelerde etkili olduğu ve afetin ne anlama geldiğini bir konuşalım. Sonra tablomuza etkili olduğu bölgeleri yazmaya başlarız. Öncelikle erozyon kavramıyla başlıyorum bu afetleri size anlatmaya. Evet, erozyon dediğimiz şey toprağımızın sadece ve sadece üst kısmının, yani birkaç santimlik kısmının süpürülmesi olayıdır. Toprağın o üst kısmına, birkaç santimlik kısmına biz çok değer veririz ve o bölümün adına A horizonu deriz. Niçin değer veririz? Çünkü toprakta bulunan minerallerin ve toprakta bulunan organik atıklar, artıklar diye anlattığımız humusun tamamı bu bölümdedir. Toprağın üst kısmı erozyonla süpürüldüğünde geri kalan kısım bizim için çok büyük bir anlam ifade etmez. Çünkü geri kalan kısım tarımsal anlamda kullanılamaz hale gelmiş olur. O zaman erozyon denilen şey toprağın sadece üst kısmının süpürülmesidir. Peki toprağın üst kısmının süpürülmesi anlamına gelen bu olayı, erozyonu kim yapar? Bu arada arkadaşlar, biraz önce söylediğim şeyi şuraya bir daha yazıyorum gözünüze çarpsın diye. Toprağın mineral bulunduran, humus bulunduran o üstteki birkaç santimlik kısmının adına toprağımızın A horizonu deriz. Horizon toprak katmanıdır. Peki kim süpürür? Bu süpürme işlemini yapan kimdir? Rüzgar ya da sel suları toprağınızın üst kısmını süpürür. Peki, erozyona uğrayan bu toprak yapısı ya da erozyonun yaşandığı bölgelerin özelliği nedir? Şimdi eğer toprağınızın üst bölümünü rüzgar ya da sel suyu süpürecekse, toprağınızın gevşek olması, çok rahat havalanabilir, çok rahat hareket edebilir durumda olması ve toprağın üst kısmında toprağı tutacak bitki örtüsünün bulunmaması gerekiyor. Bu durumda erozyon son derece kolay gerçekleşiyor. Şimdi Türkiye için düşünürseniz, toprağınızın gevşek olması dediğimde yağışın çok fazla olmaması gerekiyor ki toprak yağmur sularıyla birbirine yapışmamış olsun. Bu durumda Türkiye'de erozyonun en rahat yaşanabileceği, bitkinin de zayıf olması nedeniyle iki bölge var karşıma çıkan. Erozyonun en sık yaşandığı bölgelerden biri Güneydoğu Anadolu bölgesi. O zaman Güneydoğu erozyon yaşayabilen alanlardan biridir diyelim. Bir diğeri de, erozyonun çok sık yaşandığı bölgelerden biri de İç Anadolu bölgesidir. İç Anadolu bölgesinin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin erozyon yaşamasının sebebi de, tekrar söylüyorum, bu bölgelerde toprağın üstünün çıplak olması, yani bitki örtüsünün zayıf olması, yine bu bölgelerde toprağın gevşek olması, rüzgarın çok büyük bir rahatlıkla toprağı havalandırıp taşıyabilmesi erozyonun bu bölgelerde rahatlıkla yaşanmasını sağlıyor. Peki erozyonu engellemek için benim yapabileceğim şeyler var mı? Arkadaşlar, erozyon engellenebilir. Erozyonu engellemek için
yapılması gereken şeylerin başında ağaçlandırma gelir. Yani toprağı boş bırakmamaktır buradaki temel olan. Ağaçlandırma yapmak erozyonu engeller. Peki yalnız her yeri ağaçlandıramazsınız. Yani burası sizin tarım arazinizse bu arazide ağaçlandırma yapmak mümkün olmayabilir. Tarım arazilerinde ağaçlandırma yerine ne yapılmalıdır o zaman? Tarım arazileri için erozyonu engelleme yönteminin başında şu geliyor. Sizin tarım bölgenizde NADAS yöntemini bırakıp arkadaşlar NADAS toprağın bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılması yani dinlendirilmesidir. Eğer NADAS yöntemi kullanırsanız boş bıraktığınız yıl toprak süpürülür, erozyona uğrar. Bu yüzden siz NADAS yöntemi yerine orada nöbetleşe ekim uygulamalısınız. Yani toprağı boş bırakmak yerine bir yıl buğday ektiğiniz toprağı ertesine dinlendirmek için buğdayın yerine nohut ekebilirsiniz ya da patates ekebilirsiniz. Böylece toprak buğday için dinlenmiş ama bu arada boş kalmamış olur ve toprak erozyondan korunmuş olur.